Mutlu geceler, hayırlı kandiller. Miraç kandilini kutluyoruz. Hepinizin Miraç kandili mübarek olsun. Güzel bir gecede önemli bir konuğumuzla konuyu konuşacağız. Daha doğrusu Elazığ'ı konuşacağız. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Sayın Avukat Erhun Karakuş bizlerle birlikte olacak ve Elazığ'daki son durumu konuşacağız. Erhun Bey merhaba, hoş geldiniz. Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Bizleri televizyonlar başlarında izleyen izleyicilerimize, hemşehrilerimize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Bütün İslam aleminin, ülkemizin, memleketimizdeki bütün hemşehrilerimizin Miraç kandillerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yine bu sebeple geçtiğimiz hafta Elazığ'da görev yapan ve 11 şehidimize de Rabbimden başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi, askerlerimizi böyle felaketlerden saklasın inşallah. Amin diyelim. Yeniden Refah Partisi evet. Elazığ'da teşkilatlanmasını evet. tamamladı. Türkiye'de de işte yeni partiler kuruluyor. Yeniden Refah onlara göre biraz daha tecrübeli bir parti konumunda. Evet. Kamuoyu biliyor. Refah Partisi'ne çok uzak değil aslında Türkiye ve Elazığ kamuoyu. Yeniden Refah Partisi ne söylüyor? Hangi amaçla yola çıktı? Efendim biz buyurduğunuz gibi Elazığ'da bütün ilçelerde şu an teşkilatlarımızı kurduk. Mahalle ve köy temsilcilerimizi atadık. Teşkilatlanma açısından Elazığ'da şu an yarın seçim olacakmış gibi baş müşahit atamalarımıza başladık. Ve şu an 500'ün üzerinde sandıkta baş müşahit atamasını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak 23 Kasım 2018'de kurulmuş bir partiyiz. Yeni bir partiyiz ama kökleri geçmişe dayanan, 40 yıl, 45 yıl öncesine dayanan, 40 yıl öncesinden beri teşkilat terbiyesi, teşkilatlanma hiyerarşisi olan bir siyasi partiyiz. Yeniden Refah Partisi olarak biz önce ahlak ve maneviyat diyerek her işe başlarken hangi iş yapılırsa yapılsın önce ahlak ve maneviyat diyerek efendim borç, faiz, rezidans ekonomisi, beton ekonomisi yerine üretim, istihdam, ihracat ekonomik modelini hedef alarak yola çıkmış bir siyasi partiyiz. Bahsetmiş olduğumuz başına önce ahlak ve maneviyatı koyduktan sonra üretim, istihdam ve ihracat ekonomik modelini uyguladığımız zaman zaten öyle zannediyorum ki bugün ülkemizin içinde bulunmuş olduğu problemlerin hemen hemen %90'ına parmak basmış oluyoruz, çözüm üretmiş oluyoruz. Nitekim bunu söylemde de bırakmıyor. Bunu yarın biz görevi aldığımız zaman hangi ile ne yapacağız, hangi bölgede hangi yatırımları yapıp hangilerini destekleyeceğiz? Şu an onların bilimsel açıdan altyapılarını oluşturulmuş, proje haline getirmiş bir siyasi partiyiz. Şimdi Yeniden Refah Partisi, Refah Partisi'ne atıfta bulunarak zaten Fatih Erbakan'ın önderliğinde kurulmuş evet. olan bir parti. Necmettin Erbakan'ın oğlu evet. Fatih Erbakan tarafından kurulmuş olan bir parti. Bakıyorsunuz AK Parti'den, daha doğrusu Refah Partisi'nden gelen bir diğer parti var. Saadet Partisi var. Evet. Bir de Refah'tan ayrıldığını, gömlek değiştirdiğini söyleyen AK Parti var. Evet. O da yine geçmişteki Refah Partisi'nin mirasını sürdürdüğünü iddia ediyor. Kıyasladığınız zaman siz nerede duruyorsunuz? Diğerlerinden farkınız ne? Efendim şimdi herkes biz milli görüşçüyüz diyor. Biz milli görüşün temsilcisiyiz diyor. Yine biz milli görüş gömleğini çıkardık diyenler bugün milli görüşte 94 ruhunda medet bulduklarını söylüyorlar. Bunun yanında diğer bahsettiğiniz Saadet Partisi de aynı şekilde aynı söylemi gerçekleştiriyor. Biz de aynı söylemi gerçekleştiriyoruz. Tabii bu söylemleri söylerken içini doldurmak lazım. Şimdi milli görüş demek bir kere yönünü bütün müktesebatını, bütün mevzuatını Avrupa Birliği'nden almak yerine kendi geçmişinden, kendi mazisinden, kendi köklerinden alarak yola devam etme güdüsüyle hareket eden bir harekettir. Bugün iktidar partisine baktığımız zaman bizim bütün mevzuatlarımız, bütün kanunlarımız, sosyal hayata tesir eden bütün uygulamalarımızın hepsi Avrupa Birliği kökeninden çıkmış, uygulanmış geliyor. Milli görüş demek efendim üretim demektir, istihdam demektir, ihracat demektir. Bugün yapılan uygulamalara baktığımız zaman biraz önce söyledim borç, faiz, ekonomik modeli, beton, rezidans ekonomisi üzerinde şu an hareket ediliyor ne yazık ki. Yine bununla beraber milli görüşün temsilcisiyim demek beraber yol yürüdüğünüz partilere, ittifak yaptığınız partilere dikkat etmeniz gerektiği anlamına geliyor bu da. Şimdi milli görüşçüyüm diyenlerin bu saydığım kriterler çerçevesinde vatandaşlarımız eğer değerlendirirse öyle zannediyorum ki takdiri de doğru kararı da vatandaşımız Peki, verecek zaten. Hangi tarafta duruyorsunuz? Cumhur İttifakı var, Milli İttifakı var. Yeniden Refah Partisi hangi tarafta duruyor Efendim, şu biz, anda? İttifakın içinde mi? Şu an hiçbir ittifakın içerisinde değiliz.
Önümüzdeki seçimler ne zaman olur bilemiyoruz ama önümüzdeki seçimlere kadar bu bizim herhangi bir ittifak içerisinde bulunmayacağımız anlamına gelmiyor. Günü geldiğinde biz Cumhur İttifakı'na da dahil olabiliriz. Üçüncü bir ittifak da kurulabilir ve biz o üçüncü ittifakla da yola devam edilebiliriz. Millet İttifakı'nın içinde olabilir misiniz? Olamayız. Çünkü Millet İttifakı'nda HDP faktörü var. Sayın Genel Başkanımızın da açık, net, lafı sağa sola Elazığ tabiriyle yalpalamadan söylediği bir şey var. Biz CHP ve HDP'nin içinde bulunduğu herhangi bir ittifakta bulunmamız söz konusu CHP değil. CHP mi HDP mi? Hangisi? İkisinin de. Mesela baktığımız zaman hani köklerinizi aldığınız Necmettin Erbakan Refah Partisi'nin CHP ile evet, koalisyon var, kurduğunu var. Görüyoruz. Güzel de hizmetlere imza attılar. Yani yaptığını doğru görüyoruz. Mesela Kıbrıs Barış Harekatı mesela onun en büyük örneğidir. Genel Başkanımız bunu söylerken gerekçesini de şöyle söylüyor. Hani bu CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapılmaz şeklinde bir peşin ön yargıyla değil. Yarın diyor biz CHP ile masaya oturduğumuz zaman iktidarın bizi vuracağı yer belli. 70'lerdeki tüp kuyruğundan başlayacak 80'lerdeki işte kaset iddialarıdır, şunlardır, siz bunlarla yola çıktınız diye bizi buradan vuracaklar diyor. Şimdi HDP'den ittifaka oturduğumuz zaman doğal olarak bizi terörle işbirliği yapmakla vuracaklar, eleştirecekler. Haklılık payları da var. Dolayısıyla bizim bu iki partiyle ittifak yapmamız bize de faydası olmaz, onlara da faydası olmaz. Mesela dolayısıyla Sayın bu Erbakan'ın ikisi haricinde. Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili de çok ilginç ölmeden, vefat evet, etmeden önce söyledikleri var. Evet. O zaman o tarafla da ittifak olmaması gerekiyor mu demek gerekiyor? Şu an biz hiçbir ittifakta değiliz. Kendi yolumuzdayız. Doğru bildiğimizi, hak bildiğimizi söylüyoruz. İnşallah seçimlere giderken de bu çerçevede gideceğiz. İttifaklara gitmek için bir baraj problemimizin olması lazım. Ama biz iddia ediyoruz. Bizim şu an baraj problemimiz yok. Çünkü biz henüz daha bir yılı yeni doldurduk. Üye kaydetmeye başladık ve şu an bizim üye sayımız 300 bine yakın. Tüm Türkiye'de tabii 300 bine yakın üyeniz tabii var. Ki, tabii ki. O yüzden bizim herhangi bir baraj problemimiz de yok. Biz doğru bildiğimizi doğru yerde savunarak gideceğiz. Tabii ki şimdi birileriyle ittifak yapmak demek yani o ittifaktaki partiye teslim olmak anlamını taşımıyor. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi o kadar kötü bir ittifak profili çizdi ki ya insan iktidarı hiç mi eleştirmez? Bunların hiç mi yanlışı yok? Şimdi biz yarın Cumhur İttifakı'na dahil olduğumuz zaman peşinen biz kendimizi AK Parti'ye teslim etmeyiz ki biz yanlış gördüğümüzü söyleyeceğiz, yanlış gördüğümüz yerde de destek vermeyeceğiz. Yani seçime girerken ittifak ayrıdır, seçimden sonraki ittifak ayrıdır. Seçime girerken girilen ittifak o seçim barajını egale etmek için işte Cumhurbaşkanı'nın %50 artı 1 almasını geçmek için yapılan siyasi bir ittifaktır. Ama seçimden sonra ülke menfaati, millet menfaati doğrultusunda bunlar ittifaktan daha önde gelecek şekilde siyaset yapmamız lazım. Peki Elazığ bir deprem yaşadı, depremden evet, çıktık, yaklaşık 14 ay oldu. Yapılan çalışmalar var. İktidar kanadı çok başarılı çalışmalar olduğunu söylüyor. Muhalefetin belli kesimi de çalışmaların aslında vatandaşın beklentilerini karşılamadığını iddia ediyor. Siz ne söylüyorsunuz bu çalışmalarla ilgili? Efendim şimdi depremden 14 ay geçti. 14 ay sonucunda biz kalkıp da efendim devlet Elazığ'a hiçbir şey yapmadı diyemeyiz. Çünkü gezip gördüğümüz zaman bazı şeyleri görüyoruz. Buraya paranın aktarıldığını, paranın akıtıldığını da görüyoruz. Ama bizim burada sorguladığımız ve yanlış bulduğumuz bir şey var. O da ne yazık ki buraya aktarılan o paralar yerli yerinde kullanılmadı. Ederinde ve değerinde harcanmadı. Elazığ'ın sosyal aile yapısına uygun bir şekilde konutlar üretilerek vatandaşları mutlu edecek şekilde teslimatlar ne yazık ki yapılmadı. Biz konunun bu tarafıyla ilgileniyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada bakınız ben halen daha Elazığ'da 2 artı 1 ev niye yapıldı ben bunu anlamış değilim. Bir Elazığlı siyasetçimiz çıksın desin ki ya kardeşim sen hiçbir şey bilmiyorsun biz bu yüzden 2 artı 1 ev yaptık. Bak millet de çok memnun 2 artı 1 evlerden desin. Elazığ'da yapsat yapıp bu işten ekmeğini kazanan müteahhitlerimiz dahi 2 artı 1 eve girmiyorlar. Yani rentable bir proje olsaydı müteahhitler niye 2 artı 1 ev yapmasındı? Elazığ'daki 2 daire yerine 4 daire koyup satmak varken. Şimdi Elazığ'ın sosyal yaşamı 2 artı 1 eve de uygun değil. 3 artı 1 olup 90-100 metrekare olan evlere de uygun değil. Şimdi devlet bu parayı buraya aktarmış. Elazığ'ın yerel dinamiklerin bir dinlenmesi lazımdı. Millete bir kulak verilmesi lazımdı. Bunların hepsi pas geçilerek tepeden inme, tepeden dayatma bir şekilde bakanlık söylüyor. Burada hepsi fiiliyata geçiyor. Elazığ Belediye Başkanı nedir? Kimsenin taktığı yok. Milletvekilleri nedir? Kimsenin taktığı yok. Daha bizi geçtim. Hadi bizi dinlemeyin.
Biz muhalefet partisiyiz. Hadi milleti de dinleme. Ya kendi milletvekilinize bir kulak verin. Şu an parti için muhalefet yapamadıkları için onların konuşamadıklarını biz burada dile getiriyoruz. O zaman siz bu 2+1'lerin yapılması, kura şekilleri yanlış ve efendim, diğer konularla ilgili milletvekillerini eleştirmiyorsunuz. Eleştiriyorum. Söyleyemedikleri için eleştiriyorum. Bakın biz şunu söylüyoruz. Yahu bir dahaki dönem bir daha milletvekili seçilebilirsiniz. Ama bugün Elazığlı vatandaşın acısını, feryat eden sesini siz çıkıp da meclis kürsüsünde haykırsaydınız eğer, belki bir dahaki dönem partiniz sizi milletvekili göstermeyecekti. Ama ölene kadar bu memleketin fahri milletvekili olarak milletin gönlünde yer kazanacaktınız siz. Ama yok, hiçbir şey yok. Şimdi çıksınlar bana 2+1 evi, ben buradan soruyorum. Çıksın birisi savunsun ya. Biz şu yüzden 2+1 ev yaptık, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz desin. Biz kurayı bu yüzden toptan kura şeklinde yaptık. A mahallesindeki B mahallesine gönderdik desin. Şimdi geçen açıklama yaptılar. Efendim Karşıyaka'da satışa çıkan 105 daireyi biz kuraya sokmadık diyorlar. Geçen bir hanımefendi bize sosyal medyadan yazdı. Hanımefendiye oradan ev vermişler. 2+1 gittim gezdim diyor. 60 metrekare. Başvurular iptal edildi zaten biliyorsunuz. İşte iptal edildi, sonra kuraya soktular ama biz sokmadık dediler. Ev verilmiş orada vatandaşa. Şimdi bunun milletvekilinin dillendirmesi lazım. Biz burada maalesef dillendirmekten başka elimizden gelen bir şey yok. Aslında ben milletvekillerimizin içinden geçen cümlelerin de şu an benim söylediğim cümleler olduğunu çok iyi biliyorum. Ama geçen gün ben bir programda yine söyledim. Bizim milletvekillerimizin seçilememe gibi bir dertleri yok. Seçilememe gibi bir dertleri olsaydı bugün vatandaşın sesine kulak verirdi. Bizim milletvekillerimizin genel merkez tarafından aday gösterilmeme gibi bir dertleri var. Niçin biliyor musunuz? Şimdi alışmışlar 18 senedir. Reisimiz var, cumhurbaşkanımız var. Ceketini dağıtsa Elazığ'a, Elazığ'dan paket ölüsü 3 tane götürür rahatlığı var. O yüzden adam diyor benim Elazığ halkıyla işim yok. Ben genel merkezde şirin görüneyim, sesimi Elazığ'da yükseltmeyeyim. Göze batmayayım, ilk üçe de kendimi sokayım inşallah. Bir dönem daha milletvekili yapalım, sonrası Allah büyüktür. O yüzden bizim Elazığ'da milletvekilinin seçilememe derdi yok. Bunu vatandaşlarımızın çok iyi anlaması lazım. Sandıkta da buna göre oy vermesi lazım. Adamlar zaten biz tulum çıkarıyoruz diyor. O yüzden ben vatandaştan ziyade genel merkeze daha şirin görünmem lazım ki beni aday göstersin, ben de seçileyim. Listede olayım yeter, yeter diye düşündüğünüzü söylüyorsunuz. O yüzden bu deprem problemleri dile getirilmiyor. Bakın Mehmet Ali Bey, ben söyleye söyleye artık yani boğazımızda derman kalmadı. Dedim ki ben sizlere yalvarıyorum sayın milletvekilleri. Şu Elazığ'daki daireler henüz daha projede ilk petek sitesi yapıldığı zaman. Dedik ki bakın 4 katta 5 katta ısrar etmeyin lütfen. 8 kat 10 kat dikey mimari değildir. Kaldı ki depremden sonra Elazığ Belediyesi yeni imar planlamasında 8, 10, 12 katlara izin verdi. Doğru da yaptı. 10 kat yapsaydınız bizim yıkılan evlerimizin %70'i %80'i 4 veya 5 kattı. Yukarıdaki 5 katın 10 dairesi TOKİ'nin mülkiyetine kalacak mıydı? TOKİ onu bana ve sana sattığı zaman aşağıdaki dairelerin maliyetini çıkaracak mıydı? Çıkaracaktı. Aşağıda bizim depremzedemize 1 lira borçlandırmadan anahtarını teslim edecekti. Kardeşim biz devlet olarak sizin yanınızdayız, alın ananızın ak sütü gibi helal olsun dairelerinizde oturun diyecekti. İkinci bir şey yapın dedik bunun üzerine. Köprüyü yıkmakla uğraşacağınıza 50 yıllık ordu evini oradan kaldırın, daha güzel bir yere Harput'un eteklerine çıkarın. Şu iki şeyi başarın. Ben dedim gideceğim Refah Partisi İl Başkanlığı'nın kapısına kilidi vuracağım. 2023 seçimlerinde zaten bu millet size doğal olarak oy verecek. Hakkınızdır. Ben 2023 seçimlerinden sonra sahaya ineceğim dedim. Ya bize muhalefet etme imkanını tanımayın. Bunu nerede söylediniz? Söyledik tabii ki. Ekranlardan sonra. Yani bir muhalefet partisinin söylememesi gereken şeyler. Ben isterim ki daha çok hata yapsınlar ki ben burada daha çok oyumu yükselteyim. Ama burada Elazığ vatandaş kan ağlıyor. Memleket kan ağladı. Şu an geldiğimiz ortada tek tip evler, 2+1, 3+1 evler. Yani vatandaşlar bize her yerde söylüyor. Şimdi diyor biz kümes gibi evler. Bizim hiç mi misafirimiz gelmeyecek ya? Yıl dışından torunumuz, çoluk çocuğumuz hiç mi gelmeyecek, bizim evimize yatılı kalmayacak diyor. Şimdi bunları yapmadınız. Haliyle de biz de bugün muhalefetimizi yapacağız arkadaş. Vatandaşın memnuniyeti yok mu yapılan konutlarla ilgili de yapılan çalışmalarla ilgili? Efendim biz her cuma bir mahallemizdeyiz. Özellikle de deprem geçiren mahallelerimizi önceliğe aldık. Cuma namazımızı kıldıktan sonra esnaf ve muhtarlık ziyareti yapıyoruz. Samimiyetimle söylüyorum, evlerden hiç kimse memnun değil. %90'ı memnun değil. Mustafa Paşa'ya gidiyorsunuz, bir koridora açılan 8 tane daire var.
Adam dolabını sokacak olsa koridordan belki döndüremeyecek bile. O kadar dar yapılmış. Mustafçı'ya yıkılmayan köprüye biz dedik ki yahu 30 trilyona mal olmuş, yıkmayın. Yeni yapılan evleri 8-10 metre geri çekin, orada bir nefes alsın dedik. Daha çok getirdiler, köprünün dibine soktular. Şimdi vatandaş burada niye memnun olsun? Geliyoruz bu tarafa, kurada adama A mahallesinde oturuyor, B mahallesinde kura veriyorlar. Maliyetlere bakıyorsunuz, evlere göre oldukça yüksek. Oldukça yüksek maliyetler. 3 artı 1 evi 322 bin liraya TOKİ müteahhitlere ihale etti. Adı ihale. 322 bin lira 100 metrekare ev. Bugünkü şartlarda o standartta bir evin yapım maliyeti ben iddia ediyorum 150 bin lirayı geçmez. İki katına verildi. Bu yazık, günah. Vatandaş yani memnun değil. Biz görüyoruz bunu caddede, sokakta. Bizim bugün söylediklerimizin %80'i emin olun sokakta vatandaşın konuştuğu ve onların dillendiremediği, imkanların olmadığından dolayı bizim burada dillendirdiğimiz konular. Köy evleri konusu var. Köy evlerini beğendiniz mi? Efendim dışarıdan çok güzel. Küçük bir aile için ideal. Köyde ekmeyen, hayvan beslemeyen, sadece yani hafta sonu pikniğe bizim giden. Han kendinde bir bahçemiz var. Hafta evet. sonundan hafta sonuna gidip eğleniyoruz. Pazar günü çıkıp evimize geliyoruz. Böyle olan aileler için o köy evleri çok güzel. Ele geçmez. Ama bizim köylerimizde halen daha tarımsal üretim yapılıyor. Hayvansal üretim yapılıyor. Bu insanların kışlık yakacağını koyacağı bir odunluk dahi yok. Şimdi Keba'nın Ulupınar köyü, en büyük köyü. Yalvardık diyor, bize iki katlı ev yapın, farkını verelim diyor. Derdimizi anlatamadık. Başkanım diyor, şimdi evler güzel, modern bir köy havası olacak ama diyor ben yarın samanımı koymak için bir branda çekeceğim. Odunumu koymak için ikinci branda çekeceğim. Köydeki 100 tane evin önünün böyle olduğunu düşünün diyor. Ne çirkin görüntü ortaya çıkacak ve diyor biz o eve sığmayacağız. Bizim bir işimize yaramayacak o ev. Yarın diyor yanına ekleme yapıp evi büyüteceğim ben. Şimdi maliyetlerine bakıyorsunuz yine köy evlerinin. Onlar da yüksek, yapılan eve göre yüksek. Köylü de memnun değil. Bunu dile de getiriyorlar zaten. Şimdi Malatya'da yapılan geçen Doğan Yol'daki evleri gördük, iki kat. Şimdi siz böyle ev yaptınız da biz çıkıp bir şey mi dedik? Bir şey değilsek çarpılırdık zaten. Öyle evler yaptığınızda bu millet şikayet mi etti? Mesela bugün arkadaşlarımız köylerdeki evleri konuk olmuşlar. Teslim edilen evleri sahipleriyle röportaj yapıyorlar. Birçoğu çok memnun olduğunu söylüyor. Yani büyük aile mi, tarımsal üretim mi yapılıyor? Ama yoksa benim dediğim gibi böyle karı koca beraber yaşayanlar mı? Yoksa merkeze yakın olup dediğiniz gibi piknik amaçlı kullananlar mı? Yani biz hayali konuşmuyoruz. Siz sahada ne görüyorsunuz? Sahadayız. Sahada gördüğünüz sahada şey, şikayet var. Memnun olmak. Köy evinde de şikayet var, merkez TOKİ evlerinde de şikayetler var. Memnuniyet yok. Çünkü bize sorulmadı diyor. Bakın Abdullah Paşa'da ya diyor toprak benim, yıkılan ev benim. Yapılan ev bana verilecek. Yapılan evi ben borçlanacağım. Ama diyor bana halen daha evim kaç metrekare? 2 artı 1 mi? 3 artı 1 mi verilecek? Çünkü diyor benim yıkılan evim 3 artı 1'di. Ve ben ne kadar borçlanacağım ben halen daha bilmiyorum. Ankara'dan kararlar geliyor. Elazığ'da uygulanıyor. Vatandaşın haberi yok, bilgisi yok. Dolayısıyla vatandaş sıkıntılı. Biz bir yıldır TOKİ'yi konuşuyoruz. Tabii. Maalesef. Halen daha TOKİ'yi belirsizlikleri konuşuyoruz. Yani vatandaş doğru. Sizce memnun olsaydı biz bir yıl bu konuları konuşabilir miydik? Mümkün süreç müydü böyle bir şey? Süreç doğru yönetildi mi sizce? Yani süreç hiçbir şekilde doğru yönetilmedi. Süreç. Plansız, programsız, günübirlik yaşadılar her şeyi. Her şeyi günübirlik yaşadılar. Baştan bir plan program olsaydı, baştan özellikle deprem gören mahallelerde mahalle sakinleri toplansaydı, ne istiyorsunuz, evler nasıl olsun, kaç metrekare olsun şeklinde bir proje üretilseydi eminim bugün çok daha güzel sonuçlar, o harcanan paralar çok daha güzel bir şekilde Elazığ'da şekil alacaktı. Kaynak aktarıldı ama doğru aktarılmadı, kullanılmadı diyorsunuz. Tabii ki. Doğru kullanılmadı diyorsunuz. Tabii. Peki, şimdi o zaman baktığınız zaman bu performansı kimin performansı olarak değerlendirmek lazım? Milletvekillerinin mi, valinin mi, belediye başkanının mı yoksa merkezi hükümetin işte bakanın, mesela bakan kurumu çay kaldı diye sürekli Elazığ'da işte güzellemeler yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde hatta bir televizyon programında, yerelde değil ulusalda bir kanalda Elazığlılar bana Kara Murat diyorlar, öyle bir lakap takmışlar diyor. Biz hiç duymadık. Yani peki bu yaklaşımı, daha doğrusu bu sizin eleştirdiğiniz tablonun sorumlusu kim diye kim, soruyorsunuz. Efendim süreci yöneten tamamıyla bakanlıktır. Bakanlık ne belediyenin görüşünü aldı, ne milletvekillerinin görüşünü aldı. Biz bunu uygun gördük, bu yapılacak dendi. Sorumluluk bakanlığındır ama
bu milletvekilleri de burada sırf isimleri okunsun diye milletvekilliği yapmıyorlar. Bakanlık da o kararı alsa kardeşim yanlış yapıyorsunuz. Elazığ'ın sosyal ve aile yaşamı açısından bu projelerin hiçbir faydası yok. Yarın vatandaşlar bizi şikayet edecekler. Sayın Bakan sizin atanmışsınız, biz seçilmişiz. Yarın seçim meydanlarına bir sokağa ineceğiz ve bu eleştirilerin muhatabı biz olacağız. Lütfen bizim sesimize kulak verin ve bu projelerden bir an evvel vazgeçin. Demeleri lazımdı ama diyemediler. O yüzden kendileri de sorumlu. Peki. Evet. Ve ben şuna inanıyorum. Hı. Bakın, milletvekillerinin belediye başkanının fikrine önem verilseydi bugün biz bu problemleri konuşmuyor olacaktık. Kesinlikle. Konuşmuyor olacaktık. Doğru söylüyorsunuz. Yerel aktörlerin. Ya bizi vazgeçtin, bizi dinlemesinler. Ama kardeşim senin milletvekilin, senin belediye başkanın, hadi Gürsel Erol'u da çağırma başka partiden diye. Ya bir kulak verseydiniz, bir dinleseydiniz şu adamları, size ne diyorlar. Ben eminim ki kapalı kapılar ardında bu taleplerini ilettiler. Ama söz geçiremediler. Ya işte şimdi Murat Kurum'da çıkar der bana Kara Murat diyorlar. Biz Elazığ'da yaşamıyoruz herhalde. Şimdi bu iktidar cenahıydı. Muhalefet de var, sizler de varsınız. Evet. Sizler ne kadar görevinizi yapabildiniz? Bir de muhalefette CHP milletvekili var. Onun performansı nasıl buluyorsunuz? Efendim CHP milletvekilinin dillendirmiş olduğu, söylemiş olduğu bütün konularda geriye dönük araştırma yapılsın. Yeniden Refah Partisi olarak kendisinden daha önce birçok konuda basın açıklamamızı da yaptık. Fırsat bulduğumuzda sizlerin sayesinde televizyon kanallarında da biz bu problemlerin hepsini dile getirdik. Şimdi depremden bu tarafa baktığınız zaman Sayın Baysal, TOKİ dairelerinin yüksek maliyetli olarak ihale edildiğini dile getirdik, basın açıklaması yaptık. Bu evler Elazığ'ın sosyal kültürel hayatına uygun değildir dedik. Toplu kuraya karşı çıktık. Beyyurdu'nda TOKİ tarafından hazineden devredilip depremden 20 gün sonra 11 Şubat'ta satılan 420 dönüm arazi var. Köylünün ata dede mezarlıklarını dahi satmışlar. Bu şekilde olmaz dedik. Şimdi TOKİ'nin Elazığ'a yara sarmaya değil, yaraları kabuk tutan yarayı habire kanatmaya geldiğini söyledik. TOKİ Elazığ'dan 2000 dönüm civarında hazine arazisini mülkiyetine geçirdi. Yarın satıp para kazanacak. TOKİ milletin Abdullah Paşa'sındaki arsalara binaları şu şekilde birbiri içerisine sokarak fazladan daire çıkardı. Onların hepsini yarın satacak, para kazanacak. Abdullah Paşa bulvar üzerinde dükkanlar yaptı. Yarın o dükkanları en kötü 1,5-2 milyon liraya satacak, para kazanacak. TOKİ Elazığ'a ticaret yapmaya gelmiş. Bunların hepsini söyledik. Yani bir muhalefet partisi olarak, üstelik teşkilatlanma aşamasında olan bir muhalefet partisi olarak Elazığ'daki herhangi bir problemle ilgili sessiz kalmışsak eğer biz görevimizi iyi yapmamışız demektir. Ama ben iddia ediyorum Elazığ'ın gündeme gelen, gündeme getirilen bütün problemleriyle ilgili üzerimize düşen bir muhalefet partisinin yapması gereken ne varsa biz hepsini en yüksek sesle ve hiç kimseden korkup çekinmeden dile getirdik. Çünkü bizim hiç kimseye diyet borcumuz yok. O yüzden biz buraya çıkarız, doğru bildiğimizi, hak bildiğimizi, dilimiz nasıl dönüyorsa o şekilde de dile getiririz. Gürsel Erol'un performansı nasıl buluyorsunuz? Efendim Gürsel Erol'un performansı, yani bir muhalefet partisi, bahsetmiş olduğumuz problemler hepsini de o da dile getirdi. Gürsel Erol Bey'in tabii bizden artıları fazla. Nedir o? Medyayı çok daha iyi kullanabilme imkanına sahip. Nedir? Meclis kürsüsünde çıkıp, yani ben şu yaptığım konuşmaları bizim bir parti temsilcimiz olsaydı ve meclis kürsüsünde dile getirseydi eminim ki aynı etkileri yaratacaktı. Bu avantajları var ve bu avantajları da çok da iyi kullanıyor. Bir de pandemi yaşıyoruz depremle, evet, birlikte. Esnaf sonrasında maalesef bir dönem kapalıydı. Destekler verildi. Elazığ'daki esnafın durumunu nasıl görüyorsunuz? Siz yeterince destek alabildi mi sizce? Yani bazı sektörler var. Lokanta sektörü, kantinciler sektörü, okul servisleri özellikle. Hı hı. Yani pandemiden dolayı yere vurulan sektörlerin başında saysanız bunlar gelir. Ve cadde esnafımız. Gazi Caddesi, Vali Fahri Bey, kıraathaneciler, işte caddede faaliyet gösteren kafeteryalarımız. Şimdi baktığınız zaman bu vatandaşların iş yerleri uzun bir süre kapalı kaldı. Ama kira ödemeye devam ettiler. İşçi çıkarma yasağından dolayı işçi maaşları da ödemeye devam ettiler. Asgari ücretin hemen hemen yarısını devletimiz karşıladı ama
sigorta primlerini de ödemeye devam ettiler. İşçi başı ortalama 1000 lira bugün itibariyle. Şimdi bu esnafımız ya borçlandı kredilerle artık ayakta kalmaya ya da hazırını tüketmeye doğru yöneldi. Çok şükür ki açıldı. Umut ediyoruz işleri toparlanır, yerine gelir ama çok kötü bir süreç geçirildi. Esnafımız çok bir şey istemedi. 50 bin liralık krediyi bize de hibe edin dedi. Diğer yerlerde yaptığınız gibi çok bir şey değil dedi. O en son ondan vazgeçtiler. Bir yıl daha erteleyin. Bize bir yıl daha süre tanıyın. Pandemi de geçsin. İş yerlerimizi açıp paramızı kazanalım. Biz borcumuzu ödeyelim. Biz borcumuza sadığız dediler. Bu da yapılmadı. 6 ay ertelendi. O da faiziyle beraber ertelendi. 2 taksit dönemi ertelendi. Yani esnafımız bu dönemde sıkıntılı bir süreç geçirdi. Ne yazık ki seslerini yeteri kadar duyurdular ama karşılık bulamadılar. Sağlanan yardımlar yerinde miydi, yeterli miydi? Değildi. Ben her zaman söylüyorum. Yani biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir muhalefet partisiyiz. Şimdi Elazığ Belediye Başkanı'nın borç batağında olan bir Elazığ Belediyesi imkanlarıyla esnafa vermiş olduğu desteği merkezi hükümet Elazığ'da yansıtsaydı aynı oranlamalar bağlamında Elazığ çok farklı yerlerde olurdu. Esnaf çok daha rahatlamış bir şekilde olurdu. Şimdi bu yapılıyorsa merkezi hükümet bunu niye yapmadı Elazığ'da? Biz gördük yani iş yerlerinin kiralarının muaf tutulması oldu, ertelenmesi oldu, kira desteği oldu belediye tarafından. Bu güzel bir hizmetti ve Elazığ Merkezi hükümet Belediyesi de sonradan bir açıklama yaptı ama efendim kira kısmen yardımı olarak yaptı. kira Adam yardımı 20 yaptı. bin 1000 lira lira da kira maddi ödüyor. destek verdi zaten. Kira ödüyor 20 bin lira. Adama 750 lira kira desteği verildi 3 aylık süreç boyunca. Bu adamın zaten bir şeyine derman olmadı ki. Yani özelde sektör sektör ele alınıp en azından o kredi ertelemeleri bak herkes için Tabii demiyorum ben. doğru Herkes için söylüyorsunuz. değil ama o saydığım 5 tane temel sektör için bunun yapılması gerekirdi. Adam giyimcidir. Dükkanı açık. İyi kötü iş yapıyor, çeviriyor. Hadi onu dışarıda tutabilirdik de şu saydığımız baştaki 5 tane esnaf grubunu bizim mutlaka bu kategoriye alıp kredilerini ertelememiz gerekirdi. Zor bir şey değildi yani Bu bu. yapılabilecek bir şeydi Yapılabilirdi tabii ki. diyorsunuz. Peki şimdi AK Parti 19 yıldır, yaklaşık 19 yıldır iktidarda. Elazığ'da da sürekli 5 milletvekili, 4 milletvekiliyle temsil ediliyor baktığınız zaman. AK Parti Elazığ'a tabii çok yatırım da yaptı. Mesela Evet. milletvekillerini çıkardığımız zaman bölünmüş yolları söylüyorlar. Şehir Tabii. hastanesini söylüyorlar. En son yapılan mesela Kömürhan Köprüsü'nü Kömürhan söylüyorlar. Köprüsü, Bununla evet. birlikte yine yapılan göletlerden Tabii. bahsediyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz AK Parti'nin 19 yıllık performansını Elazığ'da? Efendim, bölünmüş yollarla ilgili diyecek bir şeyimiz yok. Sağlık sektörüyle ilgili, sağlık yatırımları ile ilgili şehir hastaneleri hariç söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Faydalı hizmetlerdir. Kimin emeği geçmişse Rabbim ondan razı olsun. Ama son 3-4 senedir özellikle yap, işlet, devret modelinin örnek alındığı projelerin bugün ekonomiye, merkezi bütçeye büyük yükler getirdiğinin herkes farkında. 25 yıl adamla sözleşme yapılmış, adam 3 yılda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü amorti etmiş, sermayesini çıkarmış. Kalan 22 yıl boyunca milletten para çekecek. Kütahya, Uşak Ortak Havalimanı, Zafer Havalimanı. Bakınız 1 milyon 200 bin yolcu taahhüdü var. Kaç yolcu uçmuş biliyor musunuz? 50 bin mi? 50 binin de altına. 47 bin yolcu uçmuş. Ya 1 milyon 300 bin lira, 47 bin lira. O adam aradaki farkı 1 milyon 250 bin kişinin parasını benim cebimden, senin cebinden, herkesin cebinden aldı. Bizim paramızdı bu. Şimdi bu projeyi mantıklı görmek ne kadar doğru? Kömürhan Köprüsü, güzel bir köprü, muazzam bir köprü. İhtiyaç mıydı? Şu an için değildi. Ama güzel bir yatırım mı? Güzel bir yatırım ama kesinlikle zamansız bir yatırım. Kömürhan Köprüsü'nde ben kazı olduğunu görmedim. Trafiğin sıkıştığını da görmedim yıllardır gidip geliyoruz. Kaldı ki daha 10 yıl önce o virajlı yollarda bölünmüş yol yapıldı, duble yollara çıkarıldı. Trafik gayet güzel bir şekilde akıyordu. Güzel bir projeydi ama zamanı değildi. Konuşulan rakamlar 765 milyon liradan bitiş maliyetinden bahsediliyor. Rakam ödenen rakamı söylüyorum. Şimdi 765 milyonla Elazığ 765 milyon kere daha faydalı hizmetlerle kalkındırabilirdi. Bizim ovalarımız susuz. Biz Kömürhan Köprüsü'ne 765 milyon lira para harcıyoruz. Efendim tüm ovaların suyla kavuşmasının maliyeti
çok büyük maliyetmiş. 1 milyar lira civarındaymış milletvekillerimiz diyor. Bu da kolay olmuyor. E niye 765 milyon oraya vereceğinize, 130 milyon DSE'nin Elazığ merkezindeki lojmanına vereceğinize, bölge müdürlüğü binasına, pardon sarayına vereceğinize, getirip de işte Elazığ Spor Stadyumu'na 150 milyon vereceğinize, alın size 1 milyar. Tarım demek Elazığ'da. Bugün Elazığ nüfusunun yarısının kalkınması, yarısının üretmesi, yarısının kazanması demek. Elazığ Stadyumu'na gerek yok muydu? Efendim şimdi bakın, Elazığ Stadyumu yarın bitecek. Elazığ Spor 3. ligden bire bugün maalesef küme düşüyor. 130 milyon liraya yapıldı Elazığ Stadyumu ve Elazığ Spor'un bugün buralara düşmesinin sebebi de stadyumsuz kalmasından dolayıdır. Stadyumu olsaydı bu kadar kötü performans sergilemeyeceklerdi. Ligin yarısında stadyumun yıkılması. Aslında. Biz şunu söylüyoruz bakın, ben Elazığ Spor Pasolik kartı olan bir Elazığ Spor taraftarıyım. Bütün maçlarına da mümkün mertebe giderim Elazığ Spor'un. Biz Süper Lig'de seyirci ortalamamız büyük takımlar harici 5000. PTT 1. Lig'e düştük. 2000'e düştü ortalamamız. 3. Lig'e düştük. Şu an 1000 kişi bile gitmiyor. 300-500 kişiyle maç izliyoruz. E peki Elazığ Spor'un stadyumun çimi yeni yapılmıştı. Işıklandırması yeniydi. Kapasitesi 15.000'di. Yetiyordu. 130 milyonu Elazığ Spor Stadyumu'na betona gömmek yerine, ihaleye vermek yerine dedik 130 milyonun %10'unu, 13 milyonu o gün PTT 1. Lig'de şampiyonluğu oynayan Elazığ Spor'a aktarıp başında durup yerli yerinde kullanılmasını sağlasaydılar bugün Elazığ Spor eski stadyumunda ama Süper Lig'de mücadele ediyor olacaktı. Ben buradan Elazığ Sporlu taraftarlara, Elazığ Sporlu taraftar gruplarına soruyorum. 130 milyonluk stadyumda 3. Lig'den düşmüş Elazığ Spor'u mu izlemek istersiniz? Yoksa eski stadyumunda çimi yeni, ışıklandırması yapılmış PTT 1. Lig'de en iyi ihtimalle Süper Lig'de oynayan bir Elazığ Spor'u mu izlemek isterdiniz? İşte yatırım yapılırken ama bunların hesap edilerek yapılması lazımdı. Kamuoyunun ciddi anlamda baskısı vardı Elazığ Stadyumu'nun. Çünkü tüm şehirlerde stadyum yenilenmişti. Efendim Şanlıurfa'da stadyum yapıldı. Takım ortada mesela yok. Mesela Malatya'da, Sivas'ta bunların tamamında stadlar Diyarbakır'da yenilendi. Diyarbakır'da da stad yenilendi. Takım ortada i̇şte yok. Elazığ'ın yenilenmemesi biz normal olur muydu sizce? Ama hayır, bakın şunu söylüyoruz. Elazığ Spor'u önce bir ayakta tutalım. Ondan sonra ileriye doğru bir stadyum projesine başlayalım. Siz yani stadyum yapılmasın değil. Elazığ Spor PTT 1. Lig'deydi. PTT 1. Lig'deydi yani tabii ki. Stadyum yapılmaya başlandı. Ama 1. Lig'de düşmemeye oynuyordu ve sezon ortasında stadyum yıkılarak Elazığ Spor maçlarını Bingöl'de, Malatya'da, Şanlıurfa'da oynamaya başladı. Peki bir de her hafta deplasman istersen oynadık mesela, biz. Karayollarının yapmış olduğu Kömürhan Köprüsü'nü eleştirdiniz. Stadyumu eleştiriyorsunuz. Yapılan yatırımları eleştirmek doğru mudur sizce? Yani Elazığ'a yapılmış olan bir yatırım. Siz diyorsunuz ki bunlar yapılmasaydı yerine başka şeyler ne olsun? Ulova sulama projesi yapılsın. Bakın biz 765 milyon para Elazığ'a harcanmasın, başka illerimize harcansın demedik. Ama biz, biliyorsunuz karayolları bütçesinde olan bir ödenek bu. Bütçeyi neticede merkezi bütçe ayırıyor. Ama şimdi şöyle, karayollarına bir bütçe ayrılıyor. Karayolları o bütçeyi kendi içinde pay ediyor. Evet. Yani o buraya yapılmamış olsa muhtemelen Karadeniz sahil yolunda bir yere viyadük yapılacak bu parayla. Ama bakın Elazığ'ın ihtiyaçları eğer merkezi hükümete doğru bir şekilde iletilmiş olsaydı, merkezi hükümet de bütçe hesaplaması ve bütçe ayrımı yaparken karayollarına ayırması gereken parayı Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne yani Tarım ve Orman Bakanlığı'na ayırabilirdi. Devlet Ama Su İşleri yani. Hayır bakın Devlet yani Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne ayrılırken karayolları genel müdürlüğün bütçesi ayrılıyor. Biz bunu DSE'nin o zamanki Bölge Müdürü Hacı Bey'le de görüştük. Başkanım dedi, siz bunu söylüyorsunuz ama bizim sulama bütçemiz ayrı, lojman bütçemiz ayrı. Biz bunu buraya kullanamıyoruz. Bakın biz bütçenin nasıl yapıldığını ben biliyorum. Kamu yönetimi okudum ben. Yerel yönetimler bütçelerini hazırlar, Ankara'ya onay için gönderir. Yerel yönetimler burada bütçelerini yaparken, kardeşim benim lojman ihtiyacım yok. Bunların üzerinde de siyasiler duracaktı. Tabii bizim sulama ihtiyacımız var. Ben bu 130 milyonun 100 milyonunun sulamaya aktarılması için sulamada şu projeler için kullanmak istiyorum. Denseydi merkezi hükümet, hayır kardeşim sulamada kullanma, sen burada lojman yapacaksın demezdi. O bütçeden o para Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün adına, nama hesabına sulama ödeneği olarak çıkacaktı. Şimdi göletlerden bahsettik. Göletler gayet güzel bir şekilde yapılmış hepsi de. Ve şu an sulamaya açılan tarımsal alanlarımızda köylülerimiz muazzam şekilde üretim yapıyor. Ve köylerimiz muazzam şekilde paralar kazanıyor. Üretiyorlar şu an. Para kazanıyorlar. Güzel bir şey. Ki geçtiğimiz hafta ben Ankara'da Tarım Bakan Yardımcımız Hadi Bey'i ziyaret ettim.
Ve Sayın Bakanım, Elazığ'ın ovaları var. Siz Elazığ'a 1 milyon lira 2021'de sulamaya bütçe ayırmışsınız dedim. Yani bunu niçin yaptınız? Mesela orada bize açıklamasını danışman Ahmet Bey'i de çağırarak yaptı. Dedi ki biz ovayı sulamak için iki kere pompalama yapmamız lazım. İki kere pompalama demek köylüye daha fazla elektrik faturası demek. Köylü kazanamazdı diyor. Biz oradaki projeyi değiştirdik. Yüksek yerden kendi yeryüzünün debisiyle, kendi cazibesiyle suyu ovaya akıtmak için şu an proje hazırladık. Onu hayata geçireceğiz. Biz dedi... Neresi için konuşuyoruz? Ulova için. Ulova için konuşuyoruz. Ulova hem için. Ulova hem Kuzuova için konuşuyoruz. Dedi şimdi... Biz o projeyi hayata geçirdiğimiz zaman köylü elektrik faturası ödemeden su kullanacak. Diğer türlü yine eski kooperatif senaryosu, elektrik faturanın ödenmeme senaryosu vuku bulacaktı. Ondan dolayı diyor biz 2021 bütçesine sembolik bir rakam olarak 1 milyonu yazdık diyor. Orada ben kendisine de izah ettim. İkna oldunuz mu bu açıklama karşısında? Oldum. Anlattıkları projelere onay alıp ihale aşamasına gelirlerse Elazığ önümüzdeki 5 yıllık, 10 yıllık plan içerisinde muazzam bir şekilde tarımsal olarak iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Projeleri hayata geçirirlerse. İkna oldum. Ekinözü barajı var değil mi? Ona istinaden o... Oradan tabii oradan ki gelecek. Evet. Şimdi Kovancılar bölgesine kapı açmaz göleti yapıldı DSİ tarafından. Beşpınar Köyü'nün kırsalına su verildi. Ve bizim oradaki köylülerimiz, hemşerilerimiz 3 yıldır İki ürün kaldırıyor, şeker pancarı üretiyor ve para kazanıyor. Fakat şimdi bir yere sadece yatırım yapmakla da olmuyor. O yatırımı hakkıyla bitirip vatandaşa teslim etmek lazım. Şimdi projenin %10'luk bir kısmı müteahhitin iflas etmesinden dolayı bitirilmemiş. Ve su proje alanı dışarısına birçok kaynağa ayrılmış ve Eylül ayında göletteki su bitiyor. Dolayısıyla oradaki köylü Kasım-Aralık ayında sökmesi gereken şeker pancarını Eylül ayında sökerek verimden kaybediyor, zarar ediyor, üretimden zarar ediyor. Şimdi biz Sayın Bakan Yardımcımıza da orada söyledik. Yani şu projeyi DSİ bitirdikten sonra köye teslim etsin. Şimdi DSİ Bölge Müdürlüğü'nden köye bir yazı gönderilmiş. Kooperatif kurup tesisi devralın yoksa biz size su vermeyeceğiz bu sene diye. Köylüyü tehdit ediyorlar bildiğiniz. Muhtar da diyor ki ya ben kuracağım kooperatifle yeni kanal çekemem, yeni vana koyamam, sayaç takamam. Projede bunlar var. Gelin bunları tamamlayın. Ben bir hafta içerisinde kooperatifi kurup sulamayı devralacağım. Problem yok diyor ama bunları tamamlayın. Ben bir köylü gücünden bunu yapamam, mümkün değil diyor. Dolayısıyla projelerde de DSİ Bölge Müdürü'nden hasreten önemli ricamızdır. Bu projelerin takip edilerek layığı şekilde bitirildikten sonra kooperatiflere teslim edilmesinde fayda var. O kadar para boşa gitmesin. Çok mükemmel bir yatırım. Köylüye faydası olan bir yatırım. Herkes teşekkür ediyor. Herkes dua ediyor. Ama bunu bitirelim. Tabii, dolayısıyla yatırımlar... Tabii teslim etmemek önemli lazım. Şimdi peki yeniden Refah Partisi iktidarda olsa Elazığ'ın ne eksikleri var? Bu tamam. Sulama projelerini konuştuk. Onun dışında ne yapar Elazığ? Ne gibi çalışmalar yapar? Efendim bizim genel merkez bünyesine Bilim ve Sanayi Teknoloji Kurulu oluşturdu. Başında MKYK üyelerimiz var. Profesör Doktor Doğan Aydal Bey var. 54. Hükümet Başbakan Başmüşaviridir kendisi. Ve bize 3 ay önce aradılar. Başkanım dediler. Biz yarın iktidar olduğumuzda 5 yıllık kısa iktidar süremizin 2 yılını Elazığ'da hangi projeyi yapalımın araştırmasıyla, izniyle, onayıyla altyapısını yapmakla geçirmek istemiyoruz. Dolayısıyla siz sadece bize projenin çerçevesini çizin. Elazığ'ın kaynağı budur. Bu işin geliri budur. Gerisini bilimsel temellere, uygulanabilirlik açısından, yapılabilirlik açısından biz projemizi hazırlayacağız. Genel başkanımızın elinin dibinde bulacak ve biz iktidar olur olmaz Elazığ'da bu projeleri hayata geçireceğiz. Bizden 3 proje istediler. Bizim önemli üzerinde durduğumuz, bakın bir projeyi ben size izah edeyim. Elazığ'ın 2020 yılı ihracat rakamı 166 milyon dolar. 166 milyon doların %80'ini krom, ferrokrom oluşturuyor. Ve ferrokrom ne yapıyor? Dağdan çıkardığı kromu, cevheri işlemeden yurt dışına gemilerle gönderiyor. Kromun ortalama ton rakamını zannediyorum yanlış olmasın 300-320 dolar seviyesine satıyoruz. O krom Avrupa'da işleniyor, mamül madde haline getiriliyor. 320 dolarlık krom bize 5000-6000 dolarlara satılıyor ve bizim cari açık vermemize, o makasın açılmasına sebep veriyor. Ki ferrokrom projesinin
yapılırkenki ikinci etap projesini biz bugün genel merkezimize sunduk. Biz artık Krom'u yurt dışına sattırmayacağız. 320 dolara kardeşim yurt dışına vergi ödüyorsun, gümrüktür, nakliyedir, yolluyorsun bu Krom'u. Kapının önünde sana 350 dolar. Burada bize teslim edeceksin. Ve orada gerek özel teşebbüs, gerek kamu özel ortaklığı, özel girişimci bulunmazsa %100 devlet eliyle oluşturulacak bir fabrikayla üretilen krom, demir, çelik sanayinde, silah sanayinde, makine sanayinde kullanılacak mamül madde haline getirilecek ve dışarıdan aldığımız ve bizim çevre komşu ülkelerimizin de aynı yerlerden aldığı 5.000-5.500 dolarlık kromu bu sefer biz çevre ülkelerimize yakın mesafe, nakliye, giderin düşük olmasından dolayı biz satacağız. Ve bu projenin ilk 3 yılda Elazığ ekonomisine ihracat geliri 1,5 milyar dolar, istihdam sayısı 1500 kişi. 3 yıldan sonra fabrikada yapılacak ek büyütmelerle, ek yatırımlarla yıllık ihracat rakamı 750 milyar dolara çıkıyor. Ve istihdam sayısı 4500 kişiye çıkıyor. Yatırım bedeli ne kadar oluyor? Yatırım bedelini genel merkez güncel fiyatlar üzerinden hesaplayacak. Hı hı. Biz yatırım bedelini şu an için yani bir rakam bizim çıkarmamız mümkün de değil. Hayır, çünkü biz yani ya, tabii proje kapsamında. Biz dediğim gibi bize sadece çerçevesini çizin, bize anlatın. Biz bunun çerçevesini yatırım maliyetini Ferrokrom'dan çıkan maden tabii Türkiye'de, biz işleyeceğiz. Biraz da işlenecek. Mamül madde haline getirilecek. 4500 kişi 3 yıldan sonra istihdam edilecek burada. Elazığ'ın ekonomisi canlanacak. Söylediğimiz şeyler hayal değil arkadaşlar. Sayın Baysal, Diyarbakır'ın nüfusu 100 binken Erbakan hocamız Temsan fabrikasını yapıyor ve 10 bin kişi çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz? 100 bin nüfusu Diyarbakır'da 10 bin kişinin çalıştığı fabrikalar o zamanlarda yapılmış. Şimdi bizim söylediğimiz bu projeler mi hayal oluyor? Yine Ergani Çimento fabrikası, biz madende esnaf gezisindeydik. Bir esnaf kardeşimiz bizi içeri çaya davet etti. Dedi ben küçüktüm o zaman, sene 70'ler. Dediler biri gelip konuşacak. Ben de gittim. Erbakan Hoca diyor. Anlatıyor bir şeyler. Ergani Çimento'nun diyor temelini atmaya gidecekti. Diyor yanımda büyük bir adam var. Dedim ya bu kimdir konuşuyor diyor. Yanımdaki de dönüp bana dedi ki ya dedi bu kafayı yemiş bir adam arabasının bagajına iki torba çimentodan demiri koymuş gittiği yere fabrika yapıyor. Kafayı yemiş denilen adamın yaptığı Ergani Çimento fabrikası bugün Ergani'de 1000 kişiye dolaylı olarak istihdam sağlıyor ve bugün Ergani'yi neredeyse bir Elazığ yapmış seviyesine getirdi. Dolayısıyla bizim tek bir çözümümüz var. Ülke olarak tek bir çıkış yolumuz var. Üretim, üretim, üretim. Başka Elazığ bizim kurtuluşumuz yok. Başka projeniz yok. Var mı? Ferrokrom'un var. Dışında. İkinci bir projemiz dışında. Yapılan desteklerle kümes hayvancılığı Elazığ'da biliyorsunuz bayağı bir gelişti. Doğru. Ve şu an Elazığ'da 317 tane kümes var. Ve bu kümeslerden hayvanların atığı dediğimiz bizim Elazığ tabiriyle zibil. Çevreye işte koku yapmasın, çevre köyler rahatsız olmasın diye çiftlik sahiplerimiz nakliyesini de kendi ödemek şartıyla bu zibili yüklüyor ve Mardin'de biyokütle tesisine gönderiyor. Ne yapıyor orada biyokütle tesisine vatandaş? Bunu yakarak bundan hem elektrik enerjisi üretiyor hem de yakma sonucu çıkan maddeyi tekrardan gübreye dönüştürüp tarımsal alanda gübre olarak kullanıyor. İkinci sunmuş olduğumuz proje o. Üçüncü sunmuş olduğumuz projede mermerlerden arta kalan mermerlerin geri dönüşüm olarak yurt dışına gönderilmesi yerine kompozit mermer sanayisinin daha da genişletilerek ülkemizde ve çevre ülkelere satılmasıyla yönelik 3 tane projemizi biz sunduk şu an için. Tabii yeni görüş ve öneriler doğrultusunda bunu çeşitlendireceğiz. Tabii bunların içerisinde bizim en çok arzu ettiğimiz ve uygulanmasını istediğimiz krom tesislerinin ikinci etabının yapılması. Peki Elazığ'ın problemleri nedir diye sorsam ne söylersiniz? Efendim, öncelikle mesela Elazığ'ın, hani Elazığ Valiliği 3 problem için anket yapmıştı. Evet. Siz bu şehirde muhalefet yapan bir partinin il başkanı olarak Elazığ'ın problemleri nedir? Neler eksik kaldı, neler yapılmadı diye sorsak ne söyleyeceksiniz? Efendim bahsettiğimiz konuları herhalde sayacağım. Elazığ'ın problemi başta tarım. Verimli, sulanabilir, 3 tarafı. Hatta neredeyse yapılan barajlarla 4 tarafına yakını sularla çevrili olan bir memlekette sulamaya muhtaç 34 bin hektar arazimiz olmasına rağmen şu an hiçbir şekilde sulama yapılamıyor, üretim yapılamıyor, çiftçi kazanamıyor. Çiftçi kazanmazsa esnaf kazanamaz.
tarım, tarımsal sulama. İkincisi istihdam. Üretim sorunumuz var bizim. Mevcut organize sanayi bölgesini şu an Elazığ'ın nüfusuna göre, işsiz sayısına göre Elazığ'ı karşılamaya maalesef ki yetmiyor. Dolayısıyla Elazığ'a daha ciddi devlet desteğiyle, devletin katkısıyla daha ciddi yatırımların gelmesi gerekiyor. İstihdam sorunu üçüncü ve aslında bizim en önemli sorun olarak gördüğümüz, 81 ilde de gördüğümüz ahlak ve maneviyat eğitim sorunumuz var bizim. Onu biraz açalım çok açalım. Kısaca. Tabii hemen. Açalım hemen. Şimdi bakınız biz şunu söyleyeyim ben size. 2002 yılında iktidar olan bir AK Parti iktidar olduğu zaman ana rahmine bile düşmemiş bir çocuk bugün büyüdü. 2023 seçimlerinde oy kullanacak 4,5 milyon seçmenin %80'i ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermem diyor. Ama baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi İşte İmam Hatip sayıları, Kur'an kurslarının sayısının arttırılmasıyla ahlak ve maneviyata önem ve öncelik verdiğiyle övünüyor. Peki böyleyse sizin yetiştirildiğiniz bu nesil bugün niçin size oy vermiyor %80'i, niçin sizi hor görüyor? Biz şunu söylüyoruz. Mesele nicelik olarak İmam Hatip sayılarının arttırılması değildir. Biz İmam Hatip sayılarını arttırdık ama İmam Hatiplerdeki niteliği kaybettik. O eğitimin, o verilen ahlak ve maneviyatın özünü, önceliğini kaybettik. Dolayısıyla bizim yani şu an genç neslimize baktığımız zaman yani gerçekten içimiz acıyor. Hani biz nereye gideceğiz bu şekilde? Bunların tarih köklerine bağlı olarak, geçmişlerine bağlı olarak, milli manevi değerlerine sımsıkıya bağlı olarak hayata bakış açısını bizim kazandırmamız lazım. Aslında dolayısıyla en büyük sorunlarımızdan birisi bu. 20 yıldır iktidarda mukaddesatçı bir parti var. Sağ görüşlü bir parti var. Muhafazakar bir parti var. Yani imam hatipler açıldı. İşte oradaki öğrenci sayısı arttırıldı. Daha ne yapılsın mesela, ne olması gerekiyor? İşte ben diyorum yani 5 imam hatip sayısını 10'a çıkarmakla bu iş olmuyor ki. Şimdi 5 imam hatip sayısındaki biz niteliği kaybettik. Tamam, nicelik olarak dediğiniz işler yapıldı. Nitelikten kasıt ne? Nitelikten kasıt verilen eğitim ve oradan çıkan cevher. Yani nesil. Bakın bugün bürokrasiye bakın. İktidara bakın. Birçok bürokratın birçoğu eski dönemlerdeki MGV'lerde yetişmiş. Eski dönemlerdeki o imam hatiplerden, o sınırlı sayılardaki imam hatiplerden çıkmış büyüklerimizden oluşuyor. Yeni jenerasyon onlar gibi kaliteli eğitim almıyorlar mı? Onu mu kastediyoruz? Fiziki şartlar olarak her şey mükemmel. Okullarımız, tabletlerimiz, teknoloji yerli yerinde kullanılıyor. Ama biz eğitim verirken ahlak ve maneviyatı odağa maalesef ki koyamıyoruz. Bakın Erbakan hocamız diyor ki biz diyor ilmin en iyisini vereceğiz. Matematikte 5'in diyor 4'ten büyük olduğunu öğreteceğiz tabii ki diyor. Ama maneviyat kapsamında 4'ün helal 5'in haram olduğu yerde bizim diyor öğrencimiz o 4'ün daha büyük olduğunu bilecek. İşte biz aslında bunu kaybederek şu an mezunlar vermeye başladık. Peki. Bir de Elazığ Belediyesi var, onu da konuşalım isterseniz. Tabii. Nasıl buluyorsunuz performansını? Efendim Elazığ Belediyesi'nin ben özellikle son Umut Elazığ projesi üzerinde sanıyorum sınırlı bir zamanımız kaldı. Onun üzerinde konuşmak istiyorum. Buyurun. Şimdi 600 dönümlük arazi Fırat Üniversitesi'nden bu arazi satılarak, maddi gelir sağlanarak Elazığ'ın altyapı probleminin çözüleceği söylendi. Ve açıklanan 14 dakikalık Umut Elazığ projesini 3 üniversite mezunu olarak ben 2 defa izledim. Hangisinin villa, hangisinin iş merkezi, hangisinin kafeterya olduğunu inanın ki ben çözemedim. Bu işin proje açısından fiziki boyutu. İkincisi, şimdi Elazığ bir belediyenin müteahhitlik yapması ne kadar doğru? Emlakçılık yapması ne kadar doğru? Şimdi bizim amacımız burayı satıp buradan gelir elde edip Elazığ Belediyesi'nin problemlerini çözmekse biz burada niye bu villa projesine giriyoruz? 600 dönüm arazi, açın imara. 600 dönümden sizin 500 dönümünüz kalsa elinizde, biner metrekareden parsellediğiniz zaman bugün o bölgede dönümü 700-800 bin liraya gidecek. 500 dönümde siz söyleyin 600 bin liradan 300 milyon lira, 6 ay içerisinde Elazığ Belediyesi'nin kasasına 300 milyon lira koyma imkanı var. Mantıken doğru mu? Doğru. Ama yapabilir. Daha büyük gelir elde ediyor değil mi? 300 tane villa yapılacağı söyleniyor. Yok, daha büyük.
bir alan. 600 dönümden bahsediyoruz. 600 dönüm sosyal alanlar yani. Çok, yeşil alanlar çok. Yani oradan gelecek parayla kentsel dönüşümün ama sağlanması bakın, hedefleniyor. Şimdi kaç tane? Biz 300 villa yapılacak şeklinde projede bilgi aldık. 300 çok az. 400 tane olsun. Yani düşünseniz her villaya bir dönüm verilse tamam. 300 dönüm eder. Sosyal alanlar var, sosyal yollar alanlar var, spor tesisleri var, yani göletler oradan var gelecek içerisinde. Para kentsel dönüşümde şimdi kullanılacak bakın deniyor. Şunu söyleyeyim. 400 tane villa. 400 tane villayı kim babasının hayrına yapıp Elazığ Belediyesi'ne verecek? İhale yapmayacak mı? 400 tane villaya maliyetini bugün en kötü şartlarda 700 bin liradan ihale etseler. Neticede bugün, o alıcıya yansıtılacak. Ya şimdi ama maliyeti var. Kaça satacak villayı? Herhalde 1,5-2 milyona satar. Kime satacak? Belli bir gelir düzeyi. Ama her gelir düzeyindeki peki projenin adı ne? Umut Elazığ. Evet. Şimdi ben villayı aldım. Mustafa Paşa'da oturan adama o villanın nasıl bir umudu olacak? Ama şöyle deniyor herhalde değil mi? Ben cevaplandırmayayım ama benim bildiğimi söylüyorum. Evet. Deniyor ki oradan gelecek parayla Elazığ il merkezindeki mahallelerin dönüşümü sağlanacak. Umut buradan geliyor aslında. Biz de onu söylüyoruz. Şimdi bunun için, bu umut için Elazığ'ı 4 sene, 5 sene bekletmeye gerek yok. Belki bu proje bittiği zaman belediye başkanı görevde bile olmayacak. Siz diyorsunuz bu villanın yapılması bir süreç. İhalesi bir süreç. 2 sene bunun yapımı sürdü. Sonra satışı var. Satıştan sonra bu paranın Elazığ Belediyesi'nin kasasına girmesi en iyi ihtimalde 3,5 sene. Sizin öneriniz arazi satın. Bizim satılsın, önerimiz açın imara, araziyi satın, 6 ay içerisinde parayı kasaya koyun. Müteahhitle ne uğraşıyorsunuz? İhaleyle ne uğraşıyorsunuz? Belediye olarak size mi kaldı villa yapıp satmak? Sizin işiniz villa yapmak mı? Belediyecilik yapacaksanız nakit paradan satacaksınız. 6 ay içerisinde parayı kasaya koyacaksınız. Sonra Mustafa Paşa'yı mı kalkındırıyorsunuz? Hicreti mi kalkındırıyorsunuz? Nereye umut olmak istiyorsanız ondan sonra umut olun. Ama bu şekilde Elazığ'a umut olunmaz. Bakın belediye başkanı 2-2,5 yıldır görevde. Bu projenin bitmesi, paranın kasaya girmesi 4 sene. Sayın belediye başkanı belki size bile nasip olmayacak o umut olmak. Projeler o kadar uzun sürmüyor yani. Sürer efendim. Yok yok. Ama proje, yani hayır bakın proje izlendiği zaman yani sadece villa beton yapmaktan ibaret bir proje değil. Emin olun villalar kadar maliyet de o yeşil alanların oluşturulması ve bir o kadar da zaman alacaklar. Çünkü proje basit bir proje değil. İşte İnceledik. Büyük bir proje. Dolayısıyla bir proje. Daha kıymetli olacak ve Elazığ'a umut olacağı söyleniyor. Ben belediye başkanımıza soralım biz bu evet, konu kaldığımızda. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim biz de teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Gecemizin mübarek olmasını diliyorum tekrardan. Bize bu fırsatı tanıdığınız için de hasreten teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Sayın Avukat Erhun Karakuş bizlerle birlikteydi. Onu uğurlayacağız. Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz. Birinci bölümde Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Erhun Karakuş bizlerle birlikteydi. Elazığ'ı konuştuk. Elazığ gündemini değerlendirdi. Bu bölümde haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri aktarmaya çalışacağız sizlere. Bugün Miraç Kandilini kutluyoruz. Bildiğiniz gibi hepinizin kandilini tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Miraç nedir? Niye Miraç Kandilini kutluyoruz? İlk haberimiz bu detayları içeriyor. Hep birlikte seyrediyoruz. İslam inancına göre Hazreti Muhammed'in Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili bu gece idrak ediliyor. Miraç Kandili 13 Şubat'ta başlayan 3 ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesine denk geliyor. Hazreti Muhammed 27 Recep 621 Hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. İsra ve Miraç mucizesi ismiyle anılan bu olay Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. İsra olayı Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, Miraç olayı ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor. İslam kaynaklarına göre Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan İsra ve Miraç olayı, Allah'ın Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor. Miraç gecesinde 5 vakit namaz farz kılındı.
Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve Amene Resulü diye başlayan Bakara suresinin son iki ayeti vahyedildi. Ayrıca bu gece Allah Hazreti Muhammed'e İsra suresinde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi. Müslümanlara Miraç kandilinde namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor. İslam alemi için önemli kandillerden olan Miraç gecesinde eller semaya af, mağfiret, huzur ve birlik açılacak. Miraç kandiliniz kutlu olsun. Bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'i teröristlerden tamamen temizledi. Bugün 215 askerimiz o bölgeye hareket etti. Kobancılardaki Cöhler Afrin'e giderken duygusal anlar yaşandı. Ben Türk komandosuyum! Ben Türk komandosuyum! Ben Türk komandosuyum! Ben Türk komandosuyum! Düşmanı çelik pençem nezirim! Düşmanı çelik pençem nezirim! Denize! Radyoda! Radyoda! Şahanda! Şahanda! Bülbülde! Bülbülde! Afrin'de! Afrin'de! Her zaman her yerde! Her zaman her yerde! Din! Komando! Din! Komando! Komando! Ölmez! Vatan! Görünmez! Kimi anne babasını, kimi kundaktaki bebeğini bıraktı geride. Elazığ'da görevli jandarma özel harekat sınır ötesi görevi için hazırlandı. Nerede ada? Barış'ın güvencesi Suriye görev gücü olarak yola çıkmaya hazırlanan Kovancılar Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı Serdarlar Özel Harekat Timi için Kovancılar ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Tören Albayrak'ın gölgesinde İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. Elazığ Valisi Erkay Yırık, askerlere milletimizin, devletimizin Suriye'deki mazlumlarında iftiharı olacaksınız diyerek görevlerine başarılar diledi. Bizim milletimiz necip bir millettir. Bizim milletimiz sadece kendini düşünen, kendi geleceğine odaklanmış bir millet değildir. Dünyadaki tüm mazlum milletler, Müslümanlar, gayrimüslimler bu milletten hep iyilikler, yardımlar beklemektedirler. Bizim ceddimiz 600 yıl dört kıtada ak koştururken tüm coğrafyaya adaleti, barışı, insan haklarını, sevgiyi ve saygıyı götürmüştür. Hiçbir millete, hiçbir güçse zulmetmemiştir. Ve sizler de atanızdan aldığınız, ceddinizden aldığınız bu ruhla inşallah kardeşliğinizle, kahramanlığınızla, birlikteliğinizle, gücünüzle, kuvvetinizle milletimizin övünce olacaksınız. Eğer bir tehlike varsa bizim sınırlarımız Misak-ı Milli değil, bizim sınırlarımız Afrin'den başlar. Bir tehlike varsa bizim sınırlarımız Somali'den başlar. Bir tehlike varsa bizim sınırlarımız Karabağ'dan başlar. Ve orada mazlum milletler Türkler gelmiş. Türkler gelmişse kurtulduk derler. Biz kurtuluşu götüren bir milletiz. Bu millet botlarının bağcıklarını bağlarken yalan dünyayı dört defa dolaşırsa da yine gideceğimiz yere zamanında ulaşacağız. Allah'ın izniyle. Allah gücümüzü artırsın. Allah her türlü musibetlerden, belalardan, sizleri kazalardan korusun ve esirgesin inşallah.
Dualarımız sizlerle. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Türkiye'nin birçok ülkede olduğu gibi Suriye'de de güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye, terörle mücadele ve sınırlarını korumaya devam edecektir dedi. Sizleri bugün Suriye görev gücü kapsamında ülkemizin güneyinde ve sınır ötesinde terörle mücadele etmek, o bölgedeki halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla sizleri Suriye Afrin'e göndereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti birçok ülkede olduğu gibi Suriye'de de güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye, terörle mücadele ve sınırlarını korumaya devam etmektedir. Ecdadımız geçmişte içinde bulunduğumuz ortamdan çok daha zor, çok daha ağır şartlarda milletimizin istiklalini koruyup bu cennet vatanı bize nasıl emanet ettiyse biz de bugün şanlı bayrağımızı semada ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacağız ve bu kutsal mücadeleyi inanıyor ki kazanacağız. Yürüttüğümüz mücadelenin vatan topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruma, geleceğimize sahip çıkma mücadelesi olduğunu aklınızdan çıkarmayınız. Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi milletinin umudu değil, gönül coğrafyasındaki bütün mazlumların umudu olan bir ülkedir. Şimdi de yanı başımızdaki coğrafyada masumların hakkını korumak ve gözyaşlarını dindirmeye gidiyorsunuz. Sizler Suriye'de annesiz babasız kalmış çocukların, yetimlerin, öksüzlerin övünç kaynağı ve umudu olacaksınız. Kahraman ordumuzun Suriye'de yazdığı destanlar şanlı tarihimize altın harflerle yazıldı ve yazılmaya devam edecektir. Bir tarafta gurur, diğer tarafta hüzün olan törende askerler ve aileleri duygularını anlattı. Tatlı bir hüzün var. Bu ilk vedalaşmamız değil. Daha önce de birçok görevde vedalaştık. Ailemizi sizlere emanet edip gidiyoruz. Görevimizi yerine getirip tekrardan sağ salim buraya dönmeyi temenni ediyoruz. Tabii ki öncelikli olarak mutluyuz, gururluyuz. Yüce Rabbimize bu görevi nasip etti. Dediğimiz gibi Türk bayrağının olduğu her yerde biz varız. Bir ölür bin diriliriz. Türk milletimizin içi rahat olsun. Tek temennim dualarını bizlerden eksik etmesinler. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olsunlar. Yani 3 aylık bebeğimizle, oğullarımızla bir an önce sağ salim gidip gelmesini temenni ediyoruz. Hiçbirinin burnu kanamasın inşallah. Yani karmaşık bir duygu. Hani bir tarafta gurur, bir tarafta hüzün. Hepsi bir arada. İnşallah Rabbim hepsini tez zamanda sağlıklı bir şekilde gelmelerini nasip eder. Ellerde al bayraklar, dillerde dualar sevdiklerine, evlatlarına veda eden kahraman askerlerimiz zorlu görev için Suriye'ye böyle uğurlandı. Sınır boylarına uğurladığımız askerlerimizi, vatan evlatlarımızı, kahramanlarımızı, yiğitlerimizi, Mehmetçiklerimizi Allah'ım sana emanet ediyoruz ya Rabbi. Tut, yüzlerini güldür ya Rabbi. Varacakları yerlere milletimizi her türlü tehlikelerden koru ya Rabbi. Kahraman ordumuzu devletimize, milletimize zeval verme Allah'ım. Hadi görüşürüz vatan Allah'ım. Devam edelim. Gelen mesajlar var. Mehmet Ali Bey, hayırlı akşamlar. Hicret Mahallesi'nde hak sahibiyim. Başka yerde konut isteyebilir miyim? Evet, isteyebilirsiniz. Kentsel dönüşüm alanları dışında, Hicret Mahallesi bildiğim kadarıyla kentsel dönüşüm alanı değil. Kentsel dönüşüm alanları dışında eğer herhangi bir mahalleden hak sahibiyseniz tüm kurallarda isminizin çekilme olasılığı yüksek. Söylediğim gibi daha önce de ifade ettik. Başvuru yapmıyorsunuz. İsminiz var zaten sistemde. Bu sistem üzerinden kura çekilişi yapılıyor. Bilginiz olsun. Bir izleyicimiz de diyor ki Rüstempaşa Mahallesi Cezaevi Sokak'tan arıyorum. 24 saattir suyumuz yok. Neyin siyasetini yapalım? Su istiyoruz diye bir mesaj göndermiş. Bodrum 2 nedir? Bir yılı geçti. Evlerimizi ne umutlarla bekledik?
Herkes evine en yakın yerlere yerleştirilecek sözü verildi ama tutulmadı. Barınma dediler ama 67 metrekarelik eve sığamıyoruz. Kirada oturmaya devam, anahtar almayanlara da cezai işlem uygulanacak. Adalet nerede? Cezai işlem uygulanmıyor, hakkınızı kaybediyorsunuz sadece. Yoksa cezai işlem yok, ben bu evi almıyorum diyebilirsiniz. Böyle bir hakkınız var. Bir diğer izleyicimiz nedir? Bakalım ne demiş? Diyor ki, hocam kuzoba sulama tarımı için yazdım. Suyu veriyorlar ama kimse sahip çıkmıyor. Boru patlasa kimse ilgilenmiyor. Şirketler parayı alıyor ama o yol içerisindeki bakımı yapmıyor. O yıl içerisindeki bakımı yapmıyor. 3 yılda yapıyor. Civar köylerde yeraltı suları kaynıyor. Yani biraz üzerinde durulmasını istiyoruz diye bir mesaj gelmiş. Uluova ve Kuzova sulama projesiyle ilgili olarak. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilecek 3 etkinlik var. Bir aslında etkinlik değil, Elazığ Kent Müzesi yapılacak. İkincisi Sivrice Su Sporları ve Adrenalin Merkezi yapılacak. Bir de Fırat'ın saklı kenti Palu projeleri Fırat Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilecek. Saymış olduğum bu 3 işin sözleşmeleri bugün imzalandı. Fırat Kalkınma Ajansı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Elazığ Kent Müzesi, Sivrice Su Sporları ve Adrenalin Merkezi, Fırat'ın Saklı Kenti Palu projelerinin sözleşmeleri imzalandı. Elazığ Valisi Erkay Irık, tarım, turizm, sanayi ve diğer sektörlerde potansiyele sahip Elazığ, daha ilerilere götürmek istediklerini söyledi. Vali Irık, Fırat Kalkınma Ajansı'na sunulan ve valilik tarafından hazırlanan Elazığ Kent Müzesi, Sivrice Su Sporları ve Adrenalin Merkezi, Fırat'ın Saklı Kenti Palu projelerinin hayata geçmesiyle Elazığ'ın turizmde söz sahibi olacağını söyledi. Birincisi Elazığ Kent Müzesi projesi, 4 milyon 84 bin TL'lik bir proje ve buna Fırat Kalkınma Ajansımız 1.600.086 yani 1,5 milyonu geçen bir katkıda bulunacak. Diğer projemiz Sivrice Su Sporları ve Adrenalin Merkezi. Turistik faaliyette bulunması. Kışında inşallah bununla birlikte yapacağımız diğer Hazarbaba Kayak Tesisleri projesiyle birlikte önemli bir turistik destinasyon olması noktasında aşama kaydedeceğini ifade etmek istiyorum. Burada bu projenin de 1.373 bin TL olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve burada 3'te 2'sini 1 milyonluk bir kısmında inşallah 3'te 2'den fazlasını da Kalkınma Ajansımız destek olarak sağlayacak. Palu ilçesi ve orada görmüş olduğumuz tarihi konaktan itibaren devam eden ve taş köprünün üzerinden geçen ve sonrasında Meryem Ana Manastırı'ndan başlayan oradan Palu Kalesi'ni yamaçtan gören ve devamında Palu Uru Camii ve sonrasında Kara Cimşit Bey Külliyesi'nin de bulunduğu mekanda söz konusu mümtaz yerin önemli bir turizm değeri olduğunu keşifle buradaki alanın gerek altyapısı gerekse turistik anlamda bir destinasyon olabilmesi için Fırat'ın Saklı Kenti Palu adıyla bir proje hazırladık. Palu Kaymakamlığımız bu projenin parçalarından birisi. Projeyi hazırlayıp devamıyla birlikte, uygulanmasıyla birlikte arkadaşlarımız sahip çıkacaklar ve inşallah her tarafı aynı değerde olan turizm açısından önemli bir mekan olan tüm ilçelerimizde olduğu gibi, mekanlarımızda olduğu gibi Fırat'ta inşallah Palu'da bu noktada bir turistik destinasyon olacak. Köy evleriyle ilgili çok fazla konuşuyoruz. Şikayetler geliyor, mesajlar geliyor. Ama bugün arkadaşlarımız köy evlerini yerinde ziyaret etti. Yukarı İçme, Değirmenönü ve Koçkale'de yapılan deprem konutları ve köy evlerini ziyaret ettiler. Gelen mesajların aksine orada konuşan vatandaşlarımız yapılan evlerden çok fazla memnun olduğunu söylüyorlar. İşte birazdan görüntüleri izleyeceğiz. Farklı görüşler var.
Çok farklı farklı, daha doğrusu yani bizim arkadaşlarımızın ziyaret etmiş olduğu konutlardaki hemen hemen herkes yapılan evlerden çok memnun. Depremzede köy sakinleri için TOKİ tarafından Yukarı İçme, Değirmenönü ve Koçkale'de yapılan konutlar bölgenin çehresini değiştirdi. İleri yapı teknolojisiyle üretilen geri dönüşüm özellikleriyle doğayla dost olarak da bilinen çelik konstrüksiyon kullanılan yapılar, modern görüntüsü ve ikamet sahiplerinin bütün ihtiyaçlarını karşılamasıyla da çağımıza uygun bir mimaride dizayn edilmiş. Mastar Dağı, Keban Baraj Gölü ve Harput manzaralı TOKİ konutları köy sakinlerine doğada özel bir yaşam alanı sunuyor. Buraya göçerli çok iyiyim. Burada iyileştim. Bu evde iyiyim. Bu evde iyileştim, evet. Nasıl göçlük ayaklandı? Ha, valla. 2-3 günde getirdi, hastanede yattı, oğlan götürdü. 2-3 gün yattı, serum merum verdiler. Ondan sonra geldi, işte nasıl buraya göçtük de örtü gün ayağı kalktı. İçme Köyü'nün en güzel alanında 39 konutun yapımından mutlu olduklarını söyleyen İçme Köyü Muhtarı Sayım Yılmaz, TOKİ'ye teşekkür etti. Burası da tam bir tatil yeri oldu. Manzaralı, baraj hemen altımızda. Yani köyümüze hayırlı olsun, TOKİ'ye teşekkür ediyoruz. İçme Köyü TOKİ konut bölgesinde ayrıca 2 adet rezerv parsel alanı var. Bu parsel alanları ihtiyaç duyulduğu takdirde cami, okul ve sağlık ocağı yapımı için de ayrılmış durumda. Yukarı İçmeliler şanslı, konutlar bittiğinde burada hayat başladığında burası adeta bir tatil köyünü andıracak. Değirmenönü köyünde ise toplam 46 TOKİ konutu hayat buldu. 28 tanesi 3 farklı alanda toplu olarak kamu arazisine yapılan TOKİ konutlarının 18 tanesi ise vatandaşın talebi üzerine hak sahiplerinin arazisine yapıldı. TOKİ'ye teşekkür eden Değirmenönü köy muhtarı Mustafa Ergün ise depremin ilk anından itibaren devletin vatandaşın yanında olduğunu vurguladı. Başta devletimize, sonra da TOKİ'ye çok teşekkür ederiz. Gerçekten yapılan evler süper evler. Depreme dayanıklı. Burası deprem kuşağı. Şimdi mesela bizim bu memleketimizde bazı insanlar bunu yanlış yönlere çekiyorlar ama yanlış yapıyorlar. Devlet bütün kurumuyla vatandaşının yanında 2020'den belli bugüne kadar hep bir vatandaşın yanında yer almıştır. Her türlü gereken ne kadar hizmet varsa yapmıştır. Devletimizden de, TOKİ'den de, devletimizin her kurumlarından Allah razı olsun. Yani bunu kimse inkar edemez. Bunu başka mercilere, başka yönlere çekmek de yazıktır. Hem devletimize hem şehrimize. Eskiden kerpiç evde yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen yaşlı çift, şimdi yeni, modern TOKİ konutlarında ikinci baharlarını yaşadıklarını ifade ettiler. Orada hayat mı vardı? Torpakların içine oturuyorduk. Torpakların içine yer. Burada geldik, ev gördük oğlum. Vallahi Allah razı ola. TOKİ yaptı. Allah TOKİ'den razı ola. Allah bu Cumhurbaşkanımızdan razı ola. Hükümetimizden razı ola. Bir çivi çakandan razı ola. Biz çok razıyız. 2 aydır görüşmüşük. Bak işte ambele çok hoş. Mutlu musunuz? Çok mutluyum. Çok mutluyum. Allah razı olsun. Bu eve kavuşturucum TOKİ'ye çok teşekkür ederim. Saat bir her şeyde bize hediye ettiler. Fincan bile hediye ettiler. Allah razı olsun. Koçkale Köyü'nde de TOKİ tarafından 18 konut yapıldı. Bunların 3 tanesi yine hak sahiplerinin talebi üzerine vatandaşın kendi arazisi içinde yapıldı. Koçkale Köy Muhtarı Mustafa Aslan da TOKİ'nin köylüyü zor durumdan kurtardığını aktardı. TOKİ'ye çok teşekkürlerimi iletiyorum. Özellikle TOKİ'ye, devletimize çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. İlgilendiler. Bizi bu deprem dolayısından bizden de köylü vatandaşı zor durumdayken zor durumdan kurtardılar, sağ olsunlar. Evet, köylerdeki evlerle ilgili arkadaşlarımızın yapmış olduğu röportajlar, köy muhtarlarına da mikrofon uzatmışlar. Tamamı, daha doğrusu konuşan iki muhtar da iyi şeyler söylüyor. Demek ki biz burada bazen bilmeden konuşuyoruz ya da eleştiriyoruz. Neticede köy muhtarı mutluysa ve köylü mutluysa o kullanacak ve sorun yok demektir. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz yerinde röportaj yaptıkları için. İyi akşamlar. TOKİ'de yemişlik etapları belirlenmiş diye bugün bakmaya gittik ve orada bulunan güvenlik görevlisi belirlenen etap yerleri kesin değil dedi. Neden belli değilse paylaşıldı diye bir problemi aktarmış izleyicimiz. İyi geceler Mehmet Ali Bey. Abdullah Paşa ikinci etap TOKİ'lerde kura çekimlerinde zemin katlar kuraya dahil edilir mi? Teşekkür ederim. Zemin katlar kuraya tabii ki dahil ediliyor. Sıkıntı yok. Zemin kat da 5 katlı binanın bir katı olarak değerlendiriliyor. Sürsürü'deki arsa varislerine çevre şehircilik konut verecek mi? Varisler bir ev alacak ve yine varisli olarak kalacaklar.
Hayırlı geceler Mehmet Bey. Bizim bildiğimiz zeminler sosyal tesis alanlarıdır. Lütfen kimse taşınmadan bu duruma bir çözüm bulunsun. Bizmişen Tokilerinde zemin yokmuş. Bu adalettir değil. Hayır, zemin katlar da o binanın işte konutlarından sayılıyor. Sosyal tesis olarak değerlendirilmiyor. Sosyal tesis belki bir iki tane olabilir. Eminim yarın arkadaşlarımız Bizmişen'de röportaj yapsalar orada da ciddi anlamda teşekkür çıkacaktır. Çünkü köy konutlarında az önce seyrettik. Muhtarların tamamı teşekkür ediyor ve beğendiklerini ifade ediyorlar. Neticede kullanıcı beğendikten sonra hani burada mesaj yazan ve çok fazla eleştiri var. Onları bir anlamda biraz gölgede bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. İzleyicimiz diyor ki iyi geceler Mehmet Ali Bey, Abdullah Paşa'daki TOKİ'nin yaptığı bitmeyen evlerde mi beraber çekilecek? Bir de ön cephelerin kura dışı kalacağını duydum, acaba doğru mu? Eğer böyleyse hiç adil değil. Ön cephede oturanlar neden arkada kalsın? Herkesin kendi katında. Evet, herkesin kendi katında evler verilecek. Abdullah Paşa'daki TOKİ'ler kentsel dönüşüm kapsamında yapılıyor. O bölgedeki hak sahiplerine teslim edilecek o evler. Hani ön cepheden mi verilir, arka cepheden mi, onu çok fazla bilemiyorum. TOKİ'de herhangi bir satış var mı? Karşıyaka için satış ilanı çıkıldı, sonra iptal edildi o ilan. Şu anda bir satış söz konusu değil. Deprem raporlarını, daha doğrusu 5.3 büyüklüğünde yaşamış olduğumuz depremin hasar tespit sonuçlarını bir izleyicimiz soruyor. Onunla ilgili henüz bilgi verilmiş değil. Hak sahipleri, konut, daha doğrusu sosyal konut hak sahiplerinin de sesi olun lütfen. Olalım. Sosyal konuttan ev almış olan vatandaşlarımız var. Bundan 2019 yılında, deprem olmadan önce, ama onlara şu an konutları teslim edilmiş değil. Onlar da deprem mağduru ve onlar da bir an önce konutlarının teslim edilmesini arzu ediyorlar ki ön ödemelerini yapmışlar, kuralları çekilmiş oldukları halde. ETSO tarafından çevrim içi etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi projesi açılış töreni Elazığ'da gerçekleştirildi. ETSO tarafından yürütülen Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin finanse edeceği ilk pilot uygulama olarak ETSO üyeleri için uygulanacağı çevrim içi etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi projesi açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Elazığ Valisi Erkay Ayırık da katıldı. Proje ile mevcut durumda fiziksel olarak yerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmeleriyle işletmelere zaman ve para tasarrufu sağlanmasını amaçlıyor. Elazığ Valisi Erkay Ayırık, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Elazığ'da gerçekleşen projenin diğer illere de örnek teşkil edeceğine inandıklarını söyledi. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal çalışmalar altyapı itibariyle 2012 yılından itibaren başlamış ve devam ediyor. Bu süreçte Elazığ'ımızın da bu noktada bir projeyi hayata geçiriyor olması ve insanlarımıza hizmet etmekte olması hepimizin de kıvancıdır, sevincidir. Tüm emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tebriklerimi iletiyorum. Ümit ederim ki bu proje pilot proje olarak diğer illerimize de, diğer kuruluşlarımıza, odalarımıza ve dahası sorumlu olan tüm teşekkürlere de İnşallah örnek olsun isteriz. Vali Erkay Ayırık'ın konuşmasının ardından çevrim içi katılımlarla projenin detaylarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Bu proje aslında daha genç bir programın bir parçası. Türkiye çapında uygulanan iş sağlığı ve güvenliği geliştirmesi programı kapsamında desteklenen 37 projeden bir tanesi. Bildiğiniz gibi bakanlık olarak insana ve emeğe verdiğimiz değer doğrultusunda iş kazalarını asgari indirme gayretindeyiz. Yani bir çalışmanın ve gayretin neticesi ve bugün bu gayretin neticesini az önce değerli delegasyon temsilcimiz Caner Bey 37 projeden Elazığ'a 2 projenin yürüteceğini ifade etti. İşte bu başarı Sayın Valimizin, Belediye Başkanımızın, Ticaret Odamızın, medyamızın, tüm tarafların meseleye sahiplenmesiyle gerçekleştirdiğini ilk ifadesidir. Mart'ta çekilen TOKİ kuralarına CHP Elazığ İl Başkanı Yavuz Doğdu'dan tepki geldi. Yavuz Doğdu, çekilen kuralların tekrar edilmesi gerektiğini söyledi. Yemişlik, Çatalçeşme, Zafran ve Karşıyaka mahallesinde AFAD ve TOKİ işbirliğiyle yapılan
büyük bir bölümü tamamlanan 4589 konut için kura çekimi geçtiğimiz günlerde yapıldı. TOKİ kura çekimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Elazığ İl Başkanı Yavuz Doğdu, hak sahiplerinin mağdur edilmemesi gerektiğini ve yapılan kuranın yanlış olduğunu belirtti. Doğdu yaptığı açıklamada şehrin bir ucunda oturan aileyi karma kurayla öteki ucuna göndermek adil değildir. Buna teşebbüs edilirken ne yazık ki ailelerdeki çalışanların işe, öğrencilerin ise okula ulaşabilme durumunu göz önünde bulundurmadılar. Bunun yanında vatandaşlarımıza alışık olduğu sosyal çevresinden koparıp akrabalık, komşuluk ilişkilerini zedelemiş oldular. Aynı zamanda başlı başına en büyük sorun olarak gördüğümüz 3+1 büyüklüğündeki evlere zor sığabilen aileleri 2+1 büyüklüğündeki evlere mecbur kıldılar. Dolayısıyla hak sahiplerinin hem arsasını hem de parasını kullanarak mağduriyet yarattılar. Esnaflarımızın önce deprem ardından da pandemi koşulları yüzünden çektikleri acıyı hesaba katmalıdır dedi. Doğdu açıklamasının devamındaysa bize göre yapılması gereken vatandaşlarımızı kendi ikametgah adresine en yakın TOKİ konutlarına göre belirleyip buna göre bir kura çekimi gerçekleştirmekti. Fakat ne yazık ki bu yapılmadı ve kuralarda hakkaniyet kavramı gözetilmedi. Böyle olunca vatandaşlarımız haklı olarak endişeye kapılıp devlete olan güveni konusunda sarsıntı yaşadı diyerek sözlerini tamamladı. Bugün koronavirüs tablosuna bakmadık. Vaka sayısında artış var. 14.556 olduğunu gösteriyor tablomuz. Arif hemen gösterebilirsen iyi olur. Vefat sayımız 67'ye yükselmiş durumda. Ve baktığımızda toplam vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 30.000'e yaklaşıyor. 29.227. Ağır hasta sayımızda da artış var. Vaka sayıları artıyor Türkiye'de. Ve bakan açıkladı. Dedi ki 76 ilde İngiltere'den gelen mutant virüs tespit edilmiş durumda ve bu mutant virüs yaklaşık 41 bin kişiyi etkilemiş durumda. Nedir bunun özelliği? Çok daha kolay bulaşıyor ve daha etkili bir virüsten bahsediyoruz. Dikkat edin lütfen. Devam edelim gece görüşüne. Bir izleyicimiz diyor ki iyi geceler, bana hak sahipliği çıktı ve yemiştik 4 diye ama kimse aramadı ve ikinci bir sorum. Kusura bakmayın, bana TOKİ çıktı diye ağır hasar alınıp da yıkılan evimi benden alırlar mı acaba? Hayır, şimdi bunların yerleri önemli. Eğer sizin eviniz normal kentsel dönüşüm alanında değil idiyse ve ağır hasarlıdıysa arsanız size kalıyor. Yemişlik 4 diye bir yer var. Onun ne zaman size bildirecekler? Yakında AFAD bu konutların ne zaman teslim edileceğine dair bir liste yayınlayacak. Kimseyi aramayacak. Sizler o listede teslim tarihini bulacaksınız ve tarih geldiğinde gidip evinizi alacaksınız diye detaylı bir açıklama yapayım sizlere. Miraç Kandili dolayısıyla Elazığ Belediyesi bugün Elazığ'daki camileri ve mescitleri temizledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yıl boyu devam eden rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için Miraç Kandili öncesi camileri ve mescitleri geniş kapsamlı temizleyerek dezenfekte etti. Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları doğrultusunda avize, halı, pencere, vestiyer, mihrap, minberler başta olmak üzere camilerin tüm iç bölümlerini titiz bir şekilde temizleyen ekipler, daha sonra abdesthane, lavabo ve cami avlularının temizliğini gerçekleştirdi. Camilerin çevresindeki cadde ve sokaklar süpürge araçlarıyla süpürülüp ara söz araçlarla yıkandı. Yine camilerin çevresinde yer alan oturma bankları, çöp konteynerleri ve çeşmeler de yıkanarak temiz bir görünüme kavuştu. Temizlik çalışmalarının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerin tüm bölümleri dezenfekte edildi. Daha sonra vatandaşların güzel kokular arasında ibadetlerini yapmaları için cami içlerine gül suyu sıkıldı. Türk Eğitim Sen Başkanı Talat Efe bugün bir açıklama yaptı ve hükümetin 20 bin öğretmen alınacağı haberini eleştirdi. 20 bin öğretmenin yeterli olmayacağını söyledi. Yanına atanamayan öğretmenleri de almıştı Talat Efe açıklamalarını yaparken ve bu öğretmenlerle birlikte sorunları anlattı.
Atanamayan öğretmenlerle bir araya gelen ve basın açıklaması yapan Türk Eğitim Sen Başkanı Talat Efe, Türkiye'de var olan öğretmen açığının kapanması için atamaların artması gerektiğini söyledi. Türk Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı Talat Efe ise yapılacak olan 20 bin öğretmen atamasının ihtiyacı karşılamayacağını söyledi. Bu yıl 20 bin öğretmen ataması yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilmiştir. Yapılacak olan 20 bin öğretmen atamasını ihtiyacımızı karşılamaktan çok uzaktır. Öğretmen adaylarımızın haklı isteği olan bu yıl 60 bin öğretmen atamasının yapılmasını Türk Eğitim Sendikası olarak sonuna kadar destekliyoruz. Atanamayan öğretmenler adına konuşan Ömer Ataş, yapılan 20 bin atama dışında 40 bin atama daha yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Ataş, ücretli öğretmenliğin kendilerine yapılan haksızlık olduğunu belirtti. Her yıl çığ gibi artarak büyümeye devam eden, ataması yapılmayan öğretmen sayısındaki artış son derece dikkat çekici bir hal almıştır. Gelecek yıllarda işin içinden çıkılamaz bir hal almaması adına 2021 yılında yapılmasını talep ettiğimiz ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması, yukarıda belirttiğimiz ataması yapılmayan öğretmen sayısı ile kıyaslanınca 60 bin öğretmen atamasının gerekliliğini bir kez daha anlıyoruz. Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen mevcut iken, adını dahi anmaktan imtina ettiğimiz ücretli öğretmenlik, hem biz atama bekleyen öğretmenlere yapılan bir haksızlık, hem de Türkiye eğitim sistemine vurulmuş bir baltadır. Evet, atanamayan öğretmenlerin problemlerini aktardı katılımcı olan arkadaşımız. Orta hasarlı binalar unutuldu, bizler de TOKİ'leri unutalım mı? Mehmet Ali Bey diye bir soru var, siz bilirsiniz. Karışmıyorum o işleri. Elazığ Belediyesi şehir trafiğine kolaylık sağlayacak alternatif yol çalışmalarını sürdürüyor. Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şehir genelinde kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla yeni yol çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Şehrin dört bir yanını modern ve kaliteli bir ulaşım ağıyla kuşatmaya yönelik çalışmalar doğrultusunda Ataşehir Hicret mahallelerini Güney Çevre Yolu'na bağlayan 35 metre genişliğinde 2500 metre uzunluğundaki 4 gidiş, 4 geliş olmak üzere 8 şeritli yol çalışmalarında sona gelindi. Yeni imar yolunun 1 kilometrelik kısmı tamamlanarak hizmete sunulurken yolun 1.5 kilometrelik kısmındaysa dolgu tesviye çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından asfalt serim çalışmaları başlanacak. Şehir içi trafik akışını güçlendirmek amacıyla Aksaray, Hicret Kızılay ve Salıbaba mahallelerini Güney Çevre Yolu'na bağlayan 25 metre genişliğindeki yolun 2 kilometrelik kısmında çalışmaları tamamlayan ekipler kalan 1 kilometrelik kısmındaysa dolgu çalışması gerçekleştiriyor. Dolgu çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serim çalışmalarına başlanacak. Ayrıca şehrin yeni yerleşim bölgesi olan Çaydaçıra mahallesindeki imar yolları çalışmaları da sürüyor. AK Parti Gençlik Kolları'nın geçtiğimiz ay içinde kongresi yapılmıştı ve yeni başkan göreve başlamıştı. Yeni başkan Emre Burak Kürüm yönetimini oluşturdu. İl Başkanı Emre Kürüm, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Sedat Yıldırım, Teşkilat Başkanı Veysi Can Karagöz, Seçim İşleri Başkanı Göktuğ Şeker, Tanıtım ve Medya Başkanı İbrahim Kadir ve Dış İlişkiler Başkanı da Necati Yıldırım atandı. Bu görevleri bundan sonra işte listede görmüş olduğumuz isimler yürütecekler. Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çağlar, önemli bir kültüre sahip Elazığ Kent Müzesi yapılması gerektiğini söyledi. 8. haberi alalım arkadaşlar ekrana. Çağlar, eski hükümet konağının kent müzesi olmasında ortak bir görüş alınması gerektiğini belirtti. Kent Müzesi ile ilgili bugün sözleşmenin imzalandığını birinci ya da ikinci haberde zaten Vali Bey aktardı. Kent Müzesi yapılıyor. Buradan Sayın Çağlar'a duyurmuş olalım. AK Parti Kadın Kolları Miraç Kandili dolayısıyla Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde bir program gerçekleştirdi. Kadın Kolları tarafından düzenlenen Miraç Kandili programı Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda helikopter kazasında şehit düşen kahramanlarımız adına
hatmi şerif indirilerek dualar edildi. 2019 yılında başlatılan ipek böcekçiliği yetiştiriciliği ve ipekli dokumaların yeniden hayata geçirilmesi kapsamında 31 çiftçiye dut fidanı dağıtıldı. Yine bugün gerçekleşen bir diğer etkinlik İYİ Parti ilçe yönetimi Miraç Kandili dolayısıyla Harput'un Erbilli köyünde fidan dikimi yaptı. Bir haberimiz daha var. Son haber 15 No'lu haber Mustafa. 14 metrelik su kuyusuna düşen gebe inek boğulmadan yetişen itfaiye ekiplerinin bir saatlik çabasıyla sağ olarak kurtarıldı. Merkeze bağlı Sarı Çubuk köyünde meydana gelen olayda gebe olduğu bildirilen inek görmüş olduğunuz su kuyusuna düştü. İnek için bir saat mücadele etti itfaiye çalışanları ve sonunda inek herhangi bir zarar görmeden kurtarıldı. Bu görüntülerle gece görüşünü noktalıyoruz. Yarın karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.